sigara ve alkol tüketmek anestezi sürecini olumsuz etkileyen faktörler. Sigara bizim en sağlıklı hastalarda, hiçbir eşlik eden problemi olmayan hastalarda bile anestezi sınıflamamızda risk iki gruba soktuğumuz hasta grubu. Dolayısıyla neredeyse bir hastalık olarak kabul ediliyor. Sigara hava yollarını, solunum sistemini etkileyen, onun fonksiyonlarını, hareketlerini etkileyen bir madde. Dolayısıyla biz aslında ideal olarak 2 ay, 3 ay kesilmesi neredeyse bütün fonksiyonların geri dönmesi anlamında olumlu. Ama 24 saat bile kesse hastalar yine de hava yolu reaksiyonlarını, kandaki oksijen miktarını temizlemesi anlamında şiddetle öneriyoruz ameliyat öncesi sigara içilmemesini. Ama bazı durumlar oluyor. Hastalarımız çok sigara bağımlısı. O zaman sigara içmemenin getirdiği stres, sigarayı 24 saat önce kesmenin getirdiği stresle bazen değerlendirip kaçamak yaptığımız, kaçamağa müsaade ettiğimiz durumlar oluyor. Ama ideal olarak hakikaten sigaranın bir saatli bomba olduğunu bilmemiz, bir neredeyse hastalık sınıfında olduğunu bilmemiz ve mümkün olduğu kadar ne kadar 24 saat, 2 gün, 2 hafta planlı ameliyatlardan önce ne kadar uzun süre kesersek o kadar hava yolu risklerini, solunum sistemi risklerini azaltacağını bilmemiz gerekli. Alkol de aynı şekilde, alkol metabolizmayı etkileyen, karaciğer fonksiyonlarını etkileyen, çok akut alımlar, ameliyat öncesi bir kadeh şarap almak belki rahatlatıcı etkisi olabilir ama ben bahsettiğim daha ziyade daha kronik alkol alımı, daha uzun süreli alkol alımında hakikaten vücuttaki metabolizma, karaciğer metabolizması ve dolayısıyla bizim kullandığımız bütün ilaçlarla etkileşmesi anlamında anestezi sürecini etkileyen bir madde.